Diyorlar ki Resul'a itaat edin demek Kur'an'a itaat etmek demektir. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Kur'an'a itaat etmiştir. Bunu da bir bakalım, Kur'an'a mı sadece ittiba etmiş, itaat etmiş, yoksa Allah'ın Resulü gayrimetlu olarak Kur'an'ın dışında da vahiy almış mı? Buna da değineceğiz. Bu konu hakkında da Allah'ın izniyle iki tane ayet okuyacağım. Bu iki tane ayeti istedikleri kadar inkar etmeye çalışsınlar. Buna zıt bir delil getiremeyeceklerdir. Ya kabul edeceklerdir ya da Allah'ın Yahudilere dediği gibi siz bu kitabın bir kısmını iman ediyor ve bir kısmını inkar mı ediyorsunuz ayetine muhatap olacaklardır. İddia neydi? Resul kitaba uymuştur sadece. Bu yüzden Resul'e itaat etmek demek, kitaba itaat etmek demektir. Bakalım Resul sadece kitaba mı uymuş? Allah Subhanahu taala Nisa 65. ayette diyor ki: "Hayır. Rabbine andolsun ki aralarında çıkan anlaşmazlıklarda seni hakem yapıncaya ve sonra senin hükmünden dolayı işlerinde bir sıkıntı duymadan tam bir teslimiyetle teslim oluncaya kadar iman etmiş olmazlar." Ya arkadaşım, o ki bu kitap açık. Niye Resul'ün hükmüne Allah Subhanahu ve Teala gönderiyor ki? Ben bu kitabı açarım, bu kitabı okurum ve bu kitabın içinde Allah'ın verdiği hükümleri uygularım. Al sen yanlışmışsın, al sen doğruymuşsun derim. Yani Allah Subhanahu ve Teala niye kulları Resulüne gönderiyor? Bir düşünmeniz lazım. E şimdi Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme eğer gitmeyeceklerse kitaba gitmeleri lazım onların anlayışına göre. Resul'e gidin de Resul'den kasıt neydi? Kitaptı. Kitaba gitmeleri gerek. Hayır, böyle bir şeyden bahsetmiyor. Konuşan birinden bahsediyor. Gidin diyor Resul'e, gidin. Onun vereceği hükmü de tas tamam kalpleriyle kabul etmedikleri sürece iman etmiş olmazlar. Bir konu hakkında Resul'e başvurulması gerektiğini, çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hevasından konuşmaz ayeti tecellisiyle beraber ona gidilmesi gerektiğinden bahsediyor ve onun vereceği hükmü kabul etmelerinden bahsediyor. Elbette Allah'ın razı olmadığı bir hükmü vermeyecek. Allah Subhanahu taala her peygamberine indirdiği vahyi kitabında belirtmemiştir. Bunlar ne yapıyor? Allah'a ve Resul'e itaat edin kastından gidiyorlar. Tevbe 1. ayet, Allahu alem. Getiriyorlar, diyorlar ki bak burada Allah ve Resul'ünü bir tutmuş. Allah niye? Çünkü diyor ki bu Allah ve Resul'ünden bir ultimatumdur, uyarıdır. E baktığımız zaman ne, yani ne anlamamız gerekli diyorlar. Yani bu Allah ve Resulü'nden, yani iki kişiden mi ultimatumdur? Evet, Allah sözleşmesine Resulünü de katıyor. Resulüne de rütbe veriyor. Resulüne de bir makam veriyor o konu hakkında. Şimdi ben sana şöyle söylüyorum. Bu yemek benden ve Ahmet'tendir dediğim zaman iki kişiden anlamıyor musun? Anlıyorsun. Niye tutup da kendi inancınızı zorla ayetlere kabul ediyorsunuz ki az önce okuduğum onlarca ayet sizin inancınızı kabul etmiyor. Onlarca ayete göre inancınızı şekillendirmeniz gerekirken bir tane ayet ve sizin demediğinizi dedirttirmeye çalıştığınız o ayete anladığınız şekliyle siz bütün ayetleri o şekilde anlamaya çalışıyorsunuz. Bir başka konu getiriyorlar. Bu kitap apaçık bir kitaptır. Çok güzel. Evet, bu kitap apaçık bir kitaptır. Bir tabela düşün. Tabela diyor ki 2 kilometre ilerideki tabelaya bak. Sana gitmen gereken yeri gösterecektir. Bu tabela eksik midir demiş oluruz. Bu tabelanın gösterdiği yere giderek tamamen tabelanın istediği şeyi biz yapmış oluyoruz. Allah'a ve Resul'e itaat et diyerek, Resul'de sizin için güzel örnekler var diyerek, beni seviyorsanız bana itaat edin ki Allah da sizi sevsin dedirttiği Resul'ünü gösteriyor bize. Bu kitap. Allah Subhanahu taala bize bunu gösteriyor. Biz bu kitabın eksik olduğunu söylemiyoruz. Bu manipülasyon cümlelerinizle zaten bugün insanları aldatıyorsunuz. Bu kitabın kendine has, tas tamam olduğunu inanıyoruz. Bir sayfa düşün, 3 tane madde içinde olduğunu düşün. En baştaki maddede şöyle yazıyor. Diyor ki bu 3 madde apaçık bir maddedir. Ya da bu sayfa apaçık bir sayfadır. Yani okuyan kişi okuduğunu anlar bundan dese. İlk maddede böyle bir şey söylese. İkinci maddede desem ki bu sayfanın içinde bir kısmı muhkem, bir kısmı da müteşabih olan konular vardır. Üçüncüsüne de desem ki Allah'a ve Resul'e itaat edin. Böyle 3 tane maddeyi düşün. Bu sayfa sence apaçık bir sayfa mıdır? Yoksa kapalı bir sayfa mıdır? Apaçık bir sayfadır. Niye? Çünkü kendi içinde bulundurduğu özelliğe göre ben apaçığım diyor. Yani Kur'an'ın bir kısmını yerine bakarsan der ki bu kitap muhkemdir bir kısmı, bir kısmı da müteşabihtir. Kalbinde hastalık olan insanlar da müteşabihlerin peşine düşerler sizler gibi. Bundan da bahsediyor. Allah'a ve Resul'e itaat edin diyerek bir başkasını da yönlendiriyor. Ve başka bir ayette de Allah Subhanahu taala diyor ki bu kitap apaçık bir kitaptır. Anlamayacak bir şey var mı? Anlamayacak bir şey yok. Kitap apaçık bir kitaptır. Kitabın emrettiğini yap diyor. Ama kitabı kendi içinde özelliklerine göre kabul et. Allah Subhanahu ve Teala sadece kitaba itaat edin demiyor. Resulüme de itaat edeceksiniz ve Ashab 21. ayette Allah Subhanahu ve Teala diyor ki: "Andolsun ki sizin için Allah'ı ve ahiret gününü umanlar ve Allah'ı çokça zikredenler için Allah'ın Resulünde güzel bir örnek vardır." Bugün bir padişah düşün. Elçisini falanca ülkeye gönderdiği zaman o sayfanın içerisinde, o fermanın içerisinde elçiye itaat edin,
İşte o size temiz olan şeyleri helal, pis olan şeyleri haram kılar. Beni seviyorsanız ona uyun ki ben de sizi seveyim. Onda sizin için güzel örnekler var gibi şeyler yazar mı? Yazmaz. Padişahın derdi neyse karşı tarafı iletmek istediği onu yazar. Karşı taraf da okur. Ha karşı taraftaki padişah böyle bildiriyor. Ha o zaman tamam böyle yapalım der ve ona göre ya reddeder ya da kabul eder. Ama bu kitapta öyle bir şey yok. Allah Subhanahu ve Teala kendi emirleriyle beraber Resulüne de itaat edilmesinden bahsediyor. Anlamayacak bir şey var mı? Ve Allah Subhanahu ve Teala Ashab 21. ayetinde diyor ki: "Andolsun ki sizin için Allah'ı ve ahiret gününü umanlar ve Allah'ı çokça zikredenler için Allah'ın Resulüne güzel bir örnek vardır." Araf 157. ayette Allah Subhanahu ve Teala diyor ki: "O Resul onlara temiz şeyleri helal, pis şeyleri haram kılar." Başka bir ayette Ali İmran 31. ayette diyor ki: "De ki Allah'ı seviyorsanız bana uyun ki Allah da sizi sevsin ve günahlarınızı bağışlasın. Muhakkak ki Allah gafurdur, rahimdir." Bütün bunları söylüyor Allah Subhanahu Teala kendi kitabında. Demek ki bu kitap sizin anladığınız gibi bir postacının getirdiği bir kitap değil. O postacıyı size göre gönderen Allah Subhanahu ve Teala'nın da sizin anladığınız gibi bir dini size anlatmamış. Sizin kendi kafanızdan, hevanızdan uydurduğunuz dini kendiniz Allah Subhanahu ve Teala'ya dayatmaya çalışan zavallılarsınız. Allah Subhanahu Teala dini tahrip eden o günün Yahudisi ve Hristiyan neyse siz de bugünün Yahudileri ve Hristiyanlarısınız.